Sayın Genel Başkanımız, gençleri çok heyecanlandıran, hepimizi heyecanlandıran bir vaatte de bulunmadı. Olacağı söyledi. İktidar olursak en kısa sürede vizesiz Avrupa vaadinde bulundu. Aksi yönde sesler yükseldi. Olmaz efendimciler. Niçin olmayacak? Hatta diyorlar ki arkadaş, bu Kemal Bey'in yapacağı bir şey değil ki, diğer ülkelerin yapacağı bir şey. Bu kadar bir haberler konudan. Biz bir, ilk AB macerası İsmet Paşa döneminde başlamıştır. Vasiyet bilindik yerdendir. Muasır medeniyetleri yakalayın ve geçin diyorsa Mustafa Kemal Atatürk, o muasır medeniyetler neredeyse onu yakalayıp geçmenin yolu Avrupa Birliği'ne tam üyeliktir. Bu CHP'nin olduğu süreçlerde hızlanmış, olmadığı süreçlerde akamete uğramış, yavaşlamış, çok siyasinin çok emeği olmuş ama Adalet ve Kalkınma Partisi AB üyeliği diye başlayıp gündüz havai fişekler patlatıp sonra savrulduğu yerde AB ile bütün ipleri koparmıştır. Şimdi 2015 yılı. Bütün Avrupa'da vizesiz dolaşım için ittifak ortağımız Ahmet Davutoğlu başkanlığında, başbakanlığında 55 maddelik yol haritası önümüzde Avrupa Birliği koymuş. 52'si bitti, son üçüne takılındı. Üçüne. O üçüne takılınmasaydı bugün hepimiz Avrupa Birliği'nde vizesiz geziyorduk. Anlaşma hazır. Halen bekliyorlar. Neye takıldı biliyor musunuz? Üç maddeye. Birincisi, Tayyip Erdoğan'ın eğer sen bunu hayata geçirirsen il başkanı ve ilçe başkanı bulamazsın dediği ve kıyametin koptuğu siyasi ahlak yasası. Greco kriterlerine göre bir siyasi ahlak yasası yapın diyor. Yapsan ne olacak biliyor musunuz? İşte bu il başkanları, ilçe başkanları ihalelerin içinde olamayacak, müteahhitlerle ilişkiler olmayacak, AK Parti'nin seçiminin finansmanı şeffaf olacak falan. Olmaz dediği için. İkincisi, kişisel verileri koruma kanunu AB standardında olsun. E şimdi bunlar seçim kaybedince üniversite hastanelerine dalıp psikiyatrideki raporu olanları Yüksek Seçim Kurulu'na götürüyorlar ya. Bunu yapmayın diyor. Kişisel verileri hakikaten koruyun diyor. Bunların çıkardığı kanunu yeterli görmüyor. Üçüncüsü de ifade özgürlüğünün sınırlarını genişletin diyor. Şimdi Kemal Bey diyor ki ben iktidar olunca 3 ay içinde bütün Avrupa'da vizesiz dolaşım. Diyorlar ki Avrupa'ya bağlı. Yok, onlar diyeceğini demiş. 55 kanunun 52'sini çıkarmışız. 3 kanun çıkaracağız. Kişisel verileri koruma kanununu daha katı ve daha ciddi yapacağız. İfade özgürlüğünü, ki birincil taahhüdümüzdür, genişleteceğiz. Bir de siyasi ahlak yasası çıkaracağız. Zaten mecliste o yasayı yazdık, verdik, duruyor. Biz ilk bir ay içinde, genel başkan ilk 3 ay içinde diyor, meclis grubu olarak ilk bir ay içinde bu yasaları komisyonlara ve meclis genel kuruluna sevk edip vizesiz dolaşımın önünü açıyoruz. Bitti gitti. Avrupa Birliği sen bunları yaparsan zaten vizesiz gel diyor ya. Yapmayan bunlar. Peki niye yapamıyorlar? AKP il ilçe başkanı bulamazmış siyasi ahlak yasası çıkarsa. MHP ifade özgürlüğüne karşı çıkarmış. Kişisel verilerde de bildiğin lakaytlık havada uçuşuyor. Geçen gün tapu kayıtlarını çaldırdı adamlar. O yüzden bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Gelelim işin dezenformasyon boyutuna. Yani insan Ramazan'da oruç tutan, iftar yapan birinin ağzından böyle yalanlar duyunca tüyleri ürperiyor. Ya çıkmış iftardan sonra diyor ki Millet İttifakı gelirse Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacak. Ya arkadaşlar, bunu nerede duydunuz? Kim duydu, kime söyledi? Biz nerede böyle bir şey söylemişiz? Çıksın bunu söylesinler. Yok. Ben atayım bu yalanı. Nasılsa herkes duyar, bütün televizyonlar veriyor. Onlar düzeltse de %20-30 duyar, 50 duyar. Kalan 50 bana yeter, belki onları kandırarak seçim kazanır. Böyle bir şey yok. Bu ahlak değil, bu siyasi ahlak da değil, kişisel olarak da bu yalancılıkla oy istenmesi doğru bir iş değil. Bizim bu yönde bir imamız bile yok. Dışişleri Bakanı dün çıkıyor,
Darbe yapmış FETÖ'cüleri serbest bırakacaklar. Ya Allah'ından kork. Allah'ından kork. Kapalı meclisi açtıran biziz. Kapalı meclisi açtırıp orada darbeye direnip F-16'nın bombasını yiyen biziz. O darbecilerin ne yapmaya çalıştığını bilen mecliste A Haber kamerasına, o gece A Haber stüdyosundan şöyle diyor, ben söyledim ki, ben demişim ki demokrasinin yanındayız, darbelerin karşısındayız, yeni seçimde millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefetiz, demokrasinin ve seçilmiş parlamentonun, hükümetin arkasındayız. A Haber stüdyosu diyor ki bugüne kadar çok işittik, çok eleştirdik ama bugün Özgür Özel'in söylediklerinin karşısında söyleyecek söz bulamıyorum diyor, takdir ediyor. Düşünün, şimdi çıkmış o Çavuşoğlu, bu iktidarın Dışişleri Bakanı, bunlar darbeci FETÖ'cüleri, darbeyi yapan komutanları serbest bırakacak. Bunu aklından geçirenin iki elim yakasında olur arkadaşlar. Aklından geçirenin. Hayal et, bunun hayali yasak bizim dünyamızda. Adam milletin üstüne tankları sürecek, arabaların içinde milleti ezecek, elinde bayrak olanlara yaylım ateşi açtıracak, talimat verecek, vurun diyecek. Meclise füze attıracak, biz onları serbest bırakacağız. Ya geçin. Ama seçimi kaybedeceğimi bilsem, onu yapmam, bunu yapmam. Siz seçimi kazanacağınızı bilseniz gider Fethullah Gülen'in elini öpersiniz. Aha da buraya yazıyorum. Yapmaz diyen varsa onlara inansın. Siz seçimi kazanacağınızı bilin, Fethullah Gülen'e el öpmeye gidersiniz. Bu kadar net söylüyorum. FETÖ ile tarihi husumeti olan biziz. Tarihlerinde etle tırnak olanlar, bize nifak sokmayın, Hoca Efendi ile aramıza nifak sokamazsınız diyenler, birbirine gözyaşı dökenlerin dediği lafa bak.